Burada dün 17'de depremle birlikte 130 binanın 130'unda Erkenek'te dahil olmak üzere 4.45'te bütün enkazların başında Büyükşehir Belediyesi, İTFA'ya ve diğer birimlerimizin arama kurtarma ekipleri mevcuttur. Erkenek buraya 70 kilometre, 75 kilometre. Ha, oraya nasıl yetiştiniz diyecek olursanız, orada da bizim özellikle kış şartlarında yolların açık tutulması noktasında bizim acil eylem planımız vardır. Yol Asfalt Dairesi, MASKİ ve itfaiye teşkilatlarımız doğru. Her bölgede, her 13 yerinde ve bazı büyük kasabalarda mevcuttur. İlgili birimler acil eylem planı çerçevesinde nereye, ne zaman, nasıl şekilde müdahale edileceğini hepsi biliyor. İtfaiye Daire Başkanımız saat 4.22'de acil kapıyla bütün tesislerde, bütün çalışan birimlere alarm verdi. Ve herkes görev mahalli. Tabii 13.24'te yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadık. Tabii personelimiz de enkaz altında kaldı. Bizim Belsos'umuz var, yemek fabrikası vardır. Meksaş'ımız var, ekmek fabrikası vardır. Esenliğimiz vardır, 42 tane gıda mağazası vardır ve Malatya'nın %65 gıda ihtiyacı Esenlik tarafından karşılanmaktadır. Mersdon'umuzda altyapı ile ilgili çalışmaları yürütürüz. İşte yol asfaltımız var, yol aşma daire başkanı, normal bütün diğer çalışmalardır. Şu anda bütün lojistik merkezleri belediyenin önceden yaptığı, tahmin ederek yaptığı yerlerdir. Yani bugün Kızılay lojistik merkezi ne dedi? Bizim Dünya Kalesi Ticaret Merkezi yaptı. Biz dünyanın en büyük, en modern lisanslı deposunu yaptık. 5000 kişilik kapalı spor salonu yaptık. Buhar merkezi yaptık. Gençlik karşılama merkezi yaptık. Jimnastik salonu yaptık. Okullar yaptık. Kışlalar yaptık. Kütüphaneler yaptık. Devlet su işleri binaları yaptık. Belediye binaları yaptık. Spor salonları yaptık. Yaşam merkezleri yaptık. Genelde tıp merkezleri yaptık. Engelli merkezleri yaptık. Hepsi işte buradaki koordinasyon yapmak, buradaki şey, hepsi bizim kendi yaptığımız veyahut da ruhsatını verdiğimiz şeylerle yapılmıştır. Ve burada bütün açıklama bu Cenab-ı Allah'ın da bize verdiği, yani ondan hepsi şey etmiyorum, Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu günü tuttuk. Yaptırdığım ve ruhsatını verdiğim 20 senelik belediye başkanlığı döneminde bir tanesinde bir çizik yoktur. Yaptırdığım hiçbirinde bir şey yok. Onun için bir keşkem yoktur. Ve 20 senedir bütün kararlarımız da oy birliğiyle ve şu anda konteyner kentler, çadır kentlerin bütün altyapısı depremde etkilenmiş MASKİ tarafından yapılmakta. Depremde etkilenmiş Meson şirket tarafından yapılmakta. Depremde etkilenmiş bütün yemek ekmekleri Meksaş tarafından verilmekte. Depremde etkilenmiş Meson şirket tarafından verilmekte. Ve depremde eklenmiş Esenli şirketinin gıda yardımı şeklinde verilmekte. Malatya'da yapılan hiçbir iş yoktur ki Büyükşehir onun içerisinde olmasın. Tek bir iş. Şu anda biz 53 metre çadır dağıtmışız. Bu çadır kentlerde özellikle 27 tane çadır kentimiz vardır. 62 tane de konteyner merkezi kuruyoruz. Ha bunların sayılarını ileride artırıp azaltma şeklinde de çalışmalarımız olacak. Biz kentin yerinde dönüşümünü, omurgasının bozulmamasını, kimliğinin bozulmamasını, hafızasının bozulmamasını, seyrekleşme boyutu itibariyle de uydu merkezlerin kent omurgasına ve hafızasına ve kimliğine zarar vermeyecek bir kültür ögesi içerisinde olmasını istiyorum dedim. Sağ olsunlar, bakanlarımız da doğru söylüyorsun dediler ve şu anda da o minvan üzerindeki çalışmalarımızda devam ediyor. Neticede bu yaralarımızı hep birlikte saracağız. İşte biz bu şehri inşallah sizlerin de destekleriyle, hükümetimizin başta Cumhurbaşkanı'nın da destekleriyle ayağa kaldıracağız. Ve bu da şunu ifade edeyim. 4.17 geçe deprem oldu.
Döndü 25 geçe Sayın Cumhurbaşkanı bize aradı. 25 geçe sabah. Akabinde bakanlarımız aradı. Allah var. Tüm maliyet maddelerini giderler aradı. Geçmiş olsun. Yani o birlik, birlik, beraberlik o şeydir. Artık gün birlik zamanıdır, beraberlik zamanıdır. Yaralarımızı hep birlikte el ele vererek sarma zamanıdır diyorum. Tesli Emre Işık. Şimdi biraz önce güzel bir şey söylediniz de oradan öte yani bir hakkı teslim etmek adına konuşacağım. Bugün sorum yok benim. Sosyal medyada o konuşmanın üzerinden Habertürk'te büyük bir lince maruz kaldınız. Aslında yani şöyle bir gerçek var. Ben Hataylıyım zaten. Akrabalarım, çevrem, arkadaşlarım hepsi Hatay'da. Bugün mesela size o linci yaparken aynı anda da Hatay'daki işte nerede bu belediyenin cenaze araçları diyemeyenlerdi. Benim mesela hoca arkadaşlarım var orada, Hafız Hoca. Bugün toplu mezarların en çok olduğu yer Hatay'dır. Bunu mesela tepki göstermeyenler sizin bu yapmış olduğunuz bu güzel hizmeti linç edenlerdi. Ondan ötürü de biz o lince maalesef seyirci kaldık. Oradan öte de bir helallik alalım sizden. Allah razı olsun. Orada hakkınızı teslim edelim. Allah razı olsun. Şöyle arz edeyim. Sayın Başkan'ı daha önce hiç görmedim. Hiç el sıkışmadık. Bizi de yıllardır tanırsınız. Hatır için konuşmadığınız, yazmadığımızı vicdanen teslim edersiniz. Şunu yazdım. Malatya Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'ı dinlerken bir kahramanı ve bir arif insanı dinlediğimi anladım. Takdir ve tebrik ediyorum. Bu başkan Malatya için talihtir. Göndermeyi de etiketleme deniyor ya. Sayın Cumhurbaşkanı ve Malatya vesaire diye yazdım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Var olasın. Allah razı olsun.